Sanki bir anda o adayı terk edip gidiyormuş gibi bir hal var orada. Mesela Nagihan'a da mesela, sana da mesela, hani bir ara seni de dışladılar ya, dışlamaya çalıştılar diyeyim, dışladılar derken, o arada ben yanlış hatırlamıyorsam Hakan Atiboğlu mu destek verdi sana? Yanlış mı hatırlıyorum? Hakan Atiboğlu sanki sana biraz... Turabi geldi benim yanıma. O daha diğer tarafta. O zaman Hakan önceden transfer olmuştu oraya daha. Değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Sen... Turabi geldi, Birsen geldi. Ağlatmışlardı beni. O olay mı? Sen hayır, bu sorun daha eskisini... Ben genel olarak yani o anlık olayı demiyorum. Sen mesela kadın olarak şimdi Sema mesela... Bir psikolojisi bozuldu ya, yanında mesela Ümit Karan oluyordu. İşte arkadaşları falan vardı. Hakan hep yanındaydı. Sana Hakan Atiboğlu evet, esas Hakan, en çok destek Turabi, veren oydu yanlış hatırlamıyorsam. Bak Birsen. Kızlar da çok iyi. Erkek olarak diyorum ben. Turabi gelmişti ağladığımda. Evet. Ama genel olarak Hakan hep yanımdaydı. Hep motive ediyordu. İşte yani düşünme, orada bu kaderime ama orada biri çıkmadı yani. O zaman istem etmişti. Kime? Adem'e. Kim istem etti? Nagihan. Adem'e istem etmişti o zaman. Böyle hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, niye bana bir kere bile yani sahip çıkmadınız diye. Ya sahip bravo çıkmadım derken şunu söylüyorum. Tabii ki ben kendime sahip tabii, çıkıyorum. Tabii o anlamda o değil. Yani insan yani bazen ben sana destek olmuşum. Yani. 2017'de ben senin bütün haksızlıklarına karşı kapı gibi durmuşum. Abi orada beni bir dünya insan üzerime geliyor. Ya abi bir durun de yani. Beni savun demiyorum yani. Bir durun de, bir olaya müdahale edin. Ben 10 kişiye birden nasıl yetişeyim? Benim ama enerjim şunu söyleyeyim, yetmiyor. Adem ihtiyacı olduğunu düşündüğü zamanlar insanlara ya, sahip de çıkar. Kol kanatla girer. Bak, ondan yana bir sıkıntım yok. Ama orada demek ki yine başka bir şey var. Ne var, ne var biliyor musun? Çünkü 2017'den... Sabriye ona yük oldu ister istemez. Psikolojik olarak Sabriye'nin yükünü de Adem yüklendiği için bundan dolayı dedi o zaman ki ben dedi gelmişken onu söyleyeyim. Ben dedi 2018'de dedi artık dedi bu yükü almak istemiyorum dedi. Kimse asla, dedi bana dedi. Asla. Ya ama kendisi bu de bunu konuyla ilgili hani Adem'in fikrini bildiğim için. Ya sen de Adem'in fikrini nereden hayır, biliyorsun? Bunu bilemezsin ki. Çünkü bu konuda herkes tamam, ona... konuştum. Sen Adem'in 2017'deki zaten düşmandın sorun abi. Nasıl yani? Söyleyeyim mi konuştum? Tabii şöyle. Adem'in, tane tane herkes konuşuyor. Adem'in buyur söylediği şu. Sabriye kendini çok yanlış ifade ediyor. İfade edemiyor. Yani öyle bir şey söylüyor ki hiç öyle bir şey düşünmezken saçma sapan bir şey söylüyor. O yüzden ben ona hani öyle durmasın diye destek çıkıyordum dedi bana. Söylediğini söylüyorum ben Adem'in. Söylediğini söylüyorum. Yani senin kendini ifade ettiğini düşündüğü için. Tamam ben yani kendimi tabii ki buyurun ifade ediyorum ama bana bir kişi değil ki abi, bana 100 kişi birden geliyor yani. Kızı hangi geliyor, erkeği mesela geliyor, her şekilde takım mesela oyunu oluyor. Sen gidiyorsun Ümit Karan'la çok samimisin. Ümit abi diyorsun fısır fısır siz kumpasınızı yapıyorsunuz bir orada. Bir şey söyleyeyim adada mi ben? Yarışa geliyorum. Ben senin kaç kız işaretini gördüm. Şunu söyleyeyim. Damla'ya karşı yaptım. Gördüm abi ben sana gördüm işte. Hanımlar bir saniye. Şimdi herkes konuşacak, tane tane konuşacağız. Siz de fikrinizi söyleyeceksiniz, siz de fikrinizi söyleyeceksiniz. Masadayız. Buyurun değil efendim mi? Şunu merak ediyorum. Şimdi ben en iyi kızları, en iyi erkekleri beni çıkartıyorlar. Kimse benim yeşil gözüme, sarı saçıma çıkartmıyor. Ben evet son bir ay hiç atış yapamadım. Ben zaten her zaman diyorum Nagihan'ın atışı benden iyi. Bunu izleyen son herkes de söylüyor. Son bir aydan ben bahsetmiyorum. Ben çok takımdan iyi bahsediyorum. Yok yok hayır. Şimdi ben en iyi kızlara çıkarken sen ilk zaman sakattın değil mi? Evet sakattın. Evet sakattın. Bir gün hatırlarsan işte ben niye yarışmıyorum oldu. Ama çünkü kaş göz işareti yapıyorsunuz kızlarla. Onu geç. Bak ama sana geç söylüyorum. Diyorsun. Ben görüyorum. Hayır ben o, bak benim anlattığım şey sadece cevaplarını versen. Beni seçiyorlar ya da onu seçiyorlar hiç fark etmez. Sen sakattın değil mi? Sakattım ama yarışıyordum. Bunu, hayır işte bunu konuşuyoruz şu an. Şimdi seninle şöyle bir konuşmamız oldu mu? Nagihan hemşirin benim de patladı bu arada. Çok ağır bir sakatlık. Nagihan senin... Hamstring, kas. Sakat da orası Nagihan'ın. İlk zamanlar hepim, kendi de söylüyor zaten hani hazır değil, sakatım, hızlı değilim. Senin yarışmamanın sebebi daha sonra başına gelmesin diye, bunu konuştuk mu biz? Bu hamstring çok ağır Nagihan hani. Bu o ilk ama haftalar çok önemli. Ama yarışırım dedim ben. Yani tamam ama yarışırım edelim. Şimdi bak. Tamam evet haklısın. Yarışırım dedin. Şimdi sen orada dedin ki iyi de ben yarışa alışıyorum. Evet. Şimdi öyle de atılmam senden lazım hızlı bir yarışmacı varken... Orada sen sakatsın yarışın. Kim benden hızlı kim? Bunu ben tamam cevaplamayayım. Hız, işte tamam cevapla kader gibi olma sen de açık açık konuş. Atış, ben atışıma güveniyorum. Ben diyorum zaten. Atışıma hızlı gelse ne olacak? Tamam. Sen çok hızlıydın da ne oldu? Hayır onu gelecek demiyorum hızlı zaten. Gelecek atacak atamayacak. Ben ondan bahsetmiyorum ben zaten. Ben atışıma güvendiğim şimdi, için çıkarım yarışırım diyorum. Hızın bayrak yarışı var. Erkek atış yapacak ya da herhangi bir şey. Sen zaten sakatsın. Sonradan sana işte ihtiyacımız var. Şimdi... Ben çıkıyorum diye ya da o çıkıyor diye
Sana söylemiş zaten Nagihan, sen sakat oldun. Ay şu an sinirleniyorum ben. Şu an sinirleniyorum. Bir o kalem düşünüyor, bir o kalem düşünüyor. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Dur, ben de kalem düşürmek istiyorum. Hayır, atıyorum kalemi. Ama sorumun cevabını ben bir söyleyeceğim. Sorunun cevabını, sor cevabını. Ben bitirmedim ki. Sen beni Sahra'nın yedeği pozisyonuna düşürdürmeye çalıştırdın. Hayır bak, benim sinirlendiğim nokta doydu. Ben geldim ekibe dedim ki, ben hüngür hüngür ağlıyordum. İrem abi, ama benim söyleyeceğim bitmedi ki. Abi dedim, benim söyleyeceğim bitmedi ki. Yarım aldın konuyu canlı. Bir saniye. Yarım aldın konuyu. Şimdi sen orada dedin ki iyi de ben yarıştıkça açılıyorum. Şimdi o orada sen açıl diye mi bizim devam etmemiz gerekiyor? Oyun alalım diye mi devam etmemiz gerekiyor? Ve sence ben hızlı olduğum için beni çıkarmıyorlar da başka bir sebepten mi beni çıkarıyorlar? Sence ben hızlı bir yarışmacı değil miyim? Sen hızlı bir yarışmacısın da. O zaman senden hızlı bir yarışmacı mıyım? Arı yapmayan bir yarışmacısın. Hayır, senden hızlı bal yapmayan bir yarışmacısın. Hızlısın ben, evet, abi. Son bir ay puan yapmadım. Ne son bir ay? Ben son bir ay niye yarışmaya aldım? Çünkü şöyle, yarışmaya başladım. Kaç takıma geçti? Ben sana çok sorumun cevabını hayal aldım. Benim sorumun cevabını ben çok iyi biliyorum. Beni neden yarıştırdılar? En iyi kız, en iyi erkeklerde. Çünkü sen Ümit Karan'a daha samimiydin. Daha yardımcın. Abicim, yanımcım. Ben bunu yapmadım. Yapmadığım için. Şöyle yapalım. Şöyle. Ben olayı anladım. Şimdi olay ne? Şimdi... Aslında ikisi arasında çok güzel bir tartışma var. Tabii. İnsanların da merak bak, ettiği ya, konu. Evet, çok ama güzel. Buradaki sıkıntı şu. Ha. Aynı anda konuşuyorlar ya. Şu ha. anda izleyenler bu evet. konuşmadan bir şey anlayamıyorlar. Yani izleyenler çok iyi şeyler anlıyor aslında. Benim anlatmak istediğimi çok iyi anlıyorlar. Çünkü evet. ben sakattım. Ama benim atışlarım iyiydi. Abi ben 2 saniye geriden gelirdim ama ben o sayıyı alırdım. Çünkü ben kendime de güveniyorum. Takımım bana da destek çıkmasını istiyordum. Ama takımı siz ne yaptınız? Kızlar olarak hepsini böyle aldınız. Bir güzel oh böyle geliyoruz oyuna. Daha oyuna gelmeden adada zaten her şey belirlenmiş oluyor. Çünkü Ümit Karan Damla'nın... Şu an ama bütün takımın günahına giriyor. Hayır, niye günahına giriyorum? Giriyorsun. Hiçbirinin günahına girmiyorum. Orada herkes sana, her şeyi biliyor zaten. Sen sakatken herkes tek tek herkes gelip... Nagihan sakatsın, sana ihtiyacımız var, sana bir şey olmaması lazım dedi. Bunu sen yani, de biliyorsun. Dedi de icraatta ne yaptılar? Adem de söyledi. Yani, hiçbir şey. Ben gidiyordum Turabi'ye. Üçüncü hafta sen zaten elenmeyeceksin. Yani, ya siz ben orada kalsaydım zaten sizin planınız ilk potada beni yazmak değil miydi zaten? Ya ben iyileşemeden siz beni paket... Bak olan şeyleri konuşuyorsun. Olmayan mı? Ümit Karan'ın konuşmasını siz bilmiyor musunuz? Hayır, şu an öyle bir şey olmadı. Nasıl olmadı? Hani ilk fotoda beni gönderecek ama göndermedi. Ama siz bunu konuştunuz. Sizin düşünceniz ben ilk fotoda... Sen sakat olduğun için herkes sana bunu söyledi zaten. Sen de zaten sakat olduğunu biliyordun. Ya sakatım hayır, makatım ama edin. Ben kendimle... Sen hala diyorsun ki türlü... senin yarışman... O insanlar beni neden seçsin? Survivor'da öyle abi bir şey yok. Abi siz burada ilişkiyi kurdunuz nasıl ki gitmeden önce? Yok. Evet. Hiç alakası ya, sen yani, yapma gözünü seveyim. Güç oyununda mesela biz hep şey dedik. Nagihan olacak. Benim zaten belim sakat. Herkes biliyor. Ben birçok güç oyununda kendime güvenmiyorum. Sıkıntılarım var çünkü. Her zaman senin ama maşallah söyledim. Çok da iyiydin güç oyununda. Evet, çok da iyiydim. Allah'a çok yani, şükür. Yani güç oyununda çok iyiydim. Kimseyle dalga geçmedim. Sonra da öyle kimse kimseyle dalga geçmedi ki. Kimse ekranlar gördü yani benimle dalga geçtiğini. Ben yine senin elini tutup o ne zaman ben, oyununda. Abi sen bana yapmadığını bırakmadın. Kendini suya at dedin bana. Nasıl? Kendini direnme, suya at dedin. Çünkü ben senin şaka yaptık korktum. Orada biz konuşuyoruz yok, yani. Hayır yani onu ben yapsam mesela. Abi senin ettiğin hakaretlerin yanında ben ağzımı açmamışım. Asılır kesilirdim. Sevgilimde değilsin diyorsun ama maşallah sevgilimdesin şu an. Sus, ikinci kez kalem gitti. Sen de at bak, iki at. İki attı, sen de ikinci at. Nagihan diyorum bak. At at, ikinci at. Yani, oraya gittik, sohbetler ettik, yani, dertleştik. Orada her şey oldu. Ekranda yok sohbetlerimiz, dertleşmelerimiz. Senin ayağından diken çıkardım, saçını ördüm yok yani, mesela tamam mı? Bir şey söyleyeceğim, diken çıkarma diye bir şey yoktu. Benim ayağım, o diken kendi kendine çıkmadı. Doktor çıkaramadım, çıkartamadı. Ben de çıkaramadım zaten. Karanlıkta çıkaramadı. Ben yani, de çıkaramadım ya, zaten. Çünkü biriniz fener tutun, yani çıkıp çıkmaması değil. Yok hayır, onu herkes bilmiyorum. Geldin saçını şimdi, ördün, saçını ördüm dedin. Ayağıma fener tuttun, hani, fener tuttum dedi. Biz bir takımsak bunlar konuşulması mı gerekiyor? Hayır tabii ki bunlar konuşulmayacak da sen çıktığımızda böyle hiçbir iletişim yok. İşte ben yarışamadığım için karşı tarafa gidiyorum gibi bir durum oldu. Sema, ama biz böyle o kadar kötü Sema, insanlar değiliz biz maalesef. Bana şunu söyler misin? Bak canlı da yayındayız şu an. Allah için doğruyu söyle. Ben uyanıyorum. Siz adadasınız. Günaydın dedim. Bana hiç günaydın diye cevap vermediniz. Cevap vermediniz. Yani günaydın mesela ben böyle bir şeyden hiç haberim yok. Benim böyle bir şeyden haberim abi, yok. Ya ben öyle bir şey yapacağım insanla. Duymuyor musun? Bak çok samimi diyorum. Söylüyorum sana. Nasılsın diyorum. Günaydın demeyeceğim insanın böyle saçını dörmem. Trans geçiyorsun. Günaydın demeyeceğim insanın saçını dörmem.
oğlumla kızınla ilgili ikimiz dertleşip dertleşmem. Öncesinden bizdeyken, bahsediyorum. Sen bizdeyken oldu tamam. Buradan. Bunları yapmam ben. Bu belki de senin alınganlığın. Belki de öyledir. Alınganlık belki mı? De öyledir. Bak onu da söylüyorum. Belki de öyledir. Ama Adem'e de yaptınız aynı şeyi. Adem diyor ki ben diyor 5 ay diyor aynı adada kaldım. Benim diyor kafamı çevirip bakmadı abi. Günaydın de aynısını sen bana yaptın. Dedim ki ben şaşırmadım bak, hala orada. Şaşırıyorsun. Günaydın diyorum yanımdan önümden ya yani şu kadar günaydın. Nasıl duymazsın abi? Cevap vermiyorsun. Duymamazlık diye bir şey yok. Ben sana diyorum ki İnsan ben günaydınını selamını almadığım insanın saçını örmem, dertleşmem ya da herhangi bir şeye girmem. Tamam mı? Bir kere bu. Bu böyle bir şey yaşanmıştır, yaşanmamıştır. O zaman kamera önünde ama gel sadece, saçını ör. Hayır, gel, kamera önünde çıkar. Zaten örme, yapmadım ben bunları. Bunların hepsi kamera önünde olsa keşke de zaten barakada görsek olan yani. Ama gösterilmemiş maalesef. İşte diyorum ben her zaman söylerim. Survivor keşke 24 saat yayınlansa da her şey görünse. Mutlaka ama yani, oradaki şey. Yani sadece sordum yani. Bak. Zaten ben örmedim ben her zaman. Saçımı örmedin diyor saçını muyum? Ördün mü örmedin? Hayır. Ördün. Örmedim demiyorum ki ben sana. Ben doğruyu ama söylüyorum. Ama yani evet, olaylar Sema böyle benim ilerlerken. Saçımı ördü. Evet. Ama ördü. Ama bunu konseyde de söyledi. Ama ben bunun konseyde söyleyeceğini bilseydim. Çünkü hayır. Ördürmezdi. Ben ama Nayyen şimdi saçını. Sen öyle bir konuşmuşsun ki hani bütün takım çok kötü. Beni istemiyorlar. Takım sana diyor ki Nayyen sana ihtiyacımız var. Kızlarımız bacağın sakat. Beni. Bacağın sakat. Diyorlar. O diyor ki ben yarıştıkça açılacağım ama sakatsın ya patlasa hamstringin mesela. Ama ne oldu? Bunu sana ben söyledim. Kadar yarıştım. Ama yani. Bana, saçını, ben sana saçını, söyledim saçını zaten. Vallahi şaka yapıyorum. Saçını örmesi bana göre seni sevdiği için. Yoksa niye saçını? Yok zaten ben öyle bir şey yok. Ama tamam da örmüş saçını yani güzel bir şey yaptı. 5 dakikadır söylüyorlar çünkü ben de gerçekten bu tartışmayı yani güzel bir tartışma olduğunu evet. Keyif alıyorum ama 5 dakika geciktik mecbur şeye gitmemiz lazım. Reklama mı? Mecbur yani. Tamam ama son şunu söyleyeyim. Hakikaten saçını örmüş. Benim de saçım örmüş. Ben teşekkür ederim. Hayır, onu bir dakika, bir dakika. Şöyle çok açtık. Zamanı açtık ya. Döneceğiz, devam edelim. Efendim reklama gidiyoruz. Buradayız. Reklama gidiyoruz. Saç öreceğiz.